Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzeme ile tava böreği hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle 1,5 su bardağı suyumu kabıma alıyorum. Suyumuz oda sıcaklığında olursa çok iyi olur. Silme 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu iyice bir karıştıralım. Ununu azar azar ilave ede ede hamurumuzu yoğuralım. Hamurumu 4-5 dakika toparladım. 3 su bardağından 1 yemek kaşığı fazla un kullandım. Şöyle kenara alalım. Masamıza birazcık un serpiştirelim. Bir 2 dakikada masanın üzerinde özleştirelim hamurumuzu. Hamurumu tam ortadan ikiye bölüyorum. 2 tane ayrı beze yapalım. Bezelerimiz ikisi de eşit şekilde olsun. Biri küçük, biri büyük olmasın. Bezelerimi kenara alıyorum. Bezelerimin üzerini kurumaması için şöyle streç ile kapatıyorum. Bir 5 dakika dinlendiriyorum. Bezelerim dinlenirken yarım demet maydanoz doğruyorum. Şöyle ince ince doğrayalım. Doğradığım maydanozları kenara alıyorum. Böreğimi hazırlamaya geçiyorum. Bezelerimi 5 dakika dinlendirdim. Şöyle altına ve üstüne un serpiştirelim. Hamurumu açmaya geçiyorum. Çiğ börek şeklinde yapacağım arkadaşlar. İsterseniz hamuruna bir pakette kabartma tozu ilave edebilirsiniz. Tavamızın büyüklüğünde hamurumuzu açalım. Hamurumu tavamın büyüklüğünde açtım. Şöyle tavama yerleştiriyorum. Bu arada benim kullandığım tavanın çapı 30 santim arkadaşlar. Bu bezemi de diğerinin büyüklüğünde açıyorum. Şu şekilde malzemelerimi koyacağım yere bel yapıyorum. İyice bastıralım. Şu şekilde artı yapalım. Malzemelerimizi bu araya koyacağım. O yüzden bu şekilde yerini belli diyorum. Doğradığım maydanozlardan şöyle üzerlerine koyuyorum. Maydanoz yine yeşil soğan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok güzel oluyor. İster maydanoz, istersen de yeşil soğan doğrayabilirsiniz. 50 gram rendelenmiş kaşar ilave ediyorum. Gram kaşarı hepsine azar azar eşit bir şekilde koydum. Kaşarlarını koyduktan sonra şöyle ortalarını açalım. Ortalarına yumurta kıracağım. Yumurta kırmadan bu şekilde bile üzerini kapatıp pişirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birer tane de yumurta kıralım. Şimdi kenara
Açtığım hamuru da üzerinden kapatıyorum. Şu şekilde kenarlarını elimizle ayarlayalım. Şimdi çubuk kurdanla tekrardan bu aralarına bastırıyorum. Şimdi böreğimi pişirmeye geçiyorum. Tavam ocağımı aldım arkadaşlar. Ocağımın altını da orta ateşe aldım. En büyük gözünü, tavamızın kapağını kapatmamıza gerek yok. Şimdi altı kızarana kadar kontrollü bir şekilde şöyle tavayı hafiften yanlara gezdirelim. Her tarafı bir pişsin. Sade orta pişip de kenarları çiğ kalmasın. Şu şekilde tavayı arada bir böyle bir 1-2 dakikada gezdirelim. Böreğimin altını şu şekilde kaldırıp ara ara kontrol ettim. Her tarafı güzelce pişti arkadaşlar. Şimdi ters çeviriyorum. Tavamın kapağını kapatıyorum. Böreğimi ters çeviriyorum. Servis tabağıyla da ters çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Şimdi bu yüzeyine tereyağı süreceğim. Böreğimizin üzerine tereyağı veya margarin sürelim. Şimdi diğer yüzü de bu şekilde pişene kadar bekleyelim. Böreğimin diğer tarafı da çok güzel kızardı. Şöyle de göstereyim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle kalan tereyağımızı da bu yüzeyine sürelim. Böreğimi hiç bekletmeden servise geçiyorum. Sıcak sıcak şöyle de dilimleyelim. Böreğimi dilimledikten sonra şöyle bir de iç dokusuna bakalım. Gördüğünüz gibi hem lezzetli hem de yapımı çok kolay bir börek oldu arkadaşlar. Şöyle de içini göstereyim. Şu an çok sıcak, elimi yakıyor. Gerçekten de çok lezzetli gözüküyor. Mutlaka bu kolay ve lezzetli böreği denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalımda bu ve bunun gibi çok güzel börek tariflerim var. Kanalımı ziyaret ederseniz çok çok sevinirim. Buraya kadar da izlediyseniz yorum ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız bu gibi pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.